Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Brüksel'de süren AB zirvesinin sonuç bildirisinin Türkiye ile ilişkilerle ilgili bölümü açıklandı. AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen zirve 21.00'de başladı. Zirve AB liderlerinin altı 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesindeki son toplantısı olma özelliğini taşıyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da katıldı. İlk oturumda Metsola'nın liderlere hitabının ardından, Ukrayna, Türkiye ile ilişkiler ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Uzun bir aradan sonra Türkiye ile ilişkiler de AB zirvesinin gündemine alınmıştı. Türkiye ile ilgili kısımda temel olarak AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in AB Komisyonu ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçiminin ardından ikili ilişkilerin seyrine yönelik hazırladığı ve Kasım 2023'te sunduğu rapordaki öneriler görüşüldü. Ekonomi konuları ise yarınki oturumlarda ele alınacak. Avrupa Birliği Türkiye ile işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki geliştirilmesinde stratejik çıkarı bulunduğunu belirterek bu kapsamda Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına büyük önem atfettiğini bildirdi. Brüksel'de süren AB zirvesinin sonuç bildirisinin Türkiye ile ilişkilerle ilgili bölümü açıklandı. Bildiride Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortam ile Türkiye ile işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki geliştirilmesinde stratejik çıkarı vardır denildi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB Komisyonu ile Kasım 2023'te sunduğu ortak raporda yer verilen önerilerle ilgili çalışmaların ilerletilmesinin talep edildiğinin duyurulduğu bildiride bunların aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir şekilde ve gerektiğinde AB Konseyi'nin ek rehberliğine tabi olarak ilerletilmesi için AB Daimi Temsilciler Komitesine talimat verildiği ifade edildi. Bildiride Türkiye'nin kendi yapıcı katılımı raporda belirlenen çeşitli işbirliği alanlarının ilerletilmesinde faydalı olacaktır. Değerlendirmesi yapıldı. Bildiri de, ayrıca, AB-Türkiye işbirliğini de geliştirebilecek olan Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına ve ilerlemesine büyük önem vermektedir, denildi. Avrupa Birliği'nin konunun çözüme kavuşturulması için Birleşmiş Milletler himayesindeki sürece bağlı olduğunun vurgulandığı bildiride, AB, elindeki tüm uygun araçlarla, Birleşmiş Milletler liderliğindeki sürecin tüm aşamalarını desteklemede aktif rol oynamaya hazırdır, ifadesi kullanıldı. Zirvenin dış ilişkiler oturumunda Türkiye ile ilgili kısımda Borrell'in AB Komisyonu ile hazırladığı ve Kasım 2023'te sunduğu rapordaki öneriler görüşüldü. Raporda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tüm yasa dışı sondaj faaliyetlerinden egemenlik ve egemenlik haklarına saygı göstermeyen diğer tüm eylemlerden kaçınmaya devam etmesi koşuluyla 2019'da askıya alınan AB-Türkiye Ekonomi, Enerji ve Ulaştırma Yüksek Düzeyli Diyaloglarının yeniden etkinleştirilmesi aynı mantıkla. Ortaklık Konseyi ve Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantılarının bakanlar düzeyinde yeniden başlatılması, iklim, sağlık, göç ve güvenlik tarım ile araştırma ve yenilik. Konularında sektörel üst düzey diyalogların sayısının artırılması gibi öneriler yer almıştı. Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin girişinde konuşan Michotakis, zirvede hem dış politika hem de birlik ekonomisine ilişkin konuların ele alınacağına dikkati çekti. Miçotakis, AB-Türkiye ilişkilerinin ve AB komisyonunun hazırladığı ilerleme raporunun da zirvede ele alınacağını hatırlatarak, şu an için vardığımız kararlardan memnunum. Bu kararlar AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme kaydedilebileceği gerçeğini tanıyor. Ancak tabii ki bu ilerleme AB komisyonunun son yıllarda aldığı kararlar çerçevesinde olmalı diye konuştu. AB Türkiye ilişkilerinin Kıbrıs meselesindeki gelişmelere bağlı olarak ilerleme kaydedebileceği görüşünü savunan Michotakis, Kıbrıs meselesinin çözümü için Birleşmiş Milletler'in Yeni Kıbrıs Özel Temsilcisinin verdiği çabanın meyve verebileceğine ilişkin umutlu olduklarını kaydetti. Hollanda'da geçici hükümetin başbakanı Mark Rutte, Türkiye ile iyi ilişkilerin Avrupa Birliği ve Hollanda için önemli olduğunu söyledi. Ve sosyal medya hesabından, Türkiye, bölgede çok etkisi olan jeopolitik bir oyuncu ve daha fazlası, bir NATO müttefiki ve birçok farklı alanda ortaktır. Terörle mücadele, güvenlik, iklim, enerji, ekonomi ve göç gibi paylaşımında bulundu. AB zirvesinde Türkiye ile AB ve Hollanda arasında bağların güçlendirilebilmesi için görüşmeler yapılacağını belirten Rutte, "Türkiye ile iyi ilişkiler AB ve Hollanda için önemli" ifadesini kullandı.